Seni affedeceğim. Ama bir şartla. Şart mı? Neymiş o şart? Bir süre için restoranda bana yardım edeceksin. Bu mu yani? Bu kadar mı? Ya şu an karşında dünyanın en yardımsever insanı duruyor. Ne istiyorsan yaparım. Ne istersen. Peki aşk için nelere katlanır insan? Aşk çok güzel bir şey. İnsanın ayaklarını yerden keser. Bir anda göklere çıkarır. Ama nadiren olur. O yüzden sımsıkı sarılırsın bulduğunda. Kaybetmek istemezsin. Kendi hayatından, kendi değerlerinden ne kadar ödün verebilir? Yediği darbe ne kadar büyük olursa olsun affedebilir mi? Bence hepsi. Aşk her türlü fedakarlık yapmaya değer. Şu trafiğe bak ya. Benim restorana varmam 9'u bulur. Süper. Gökyüzüne baktınız, hava kapalı. Trafikte de sıkışıp kaldınız. Muhtemelen işe de geç kalacak. Muhtemelen. Tabii iyice canınız sıkıldı. Hem de nasıl? Her şeye rağmen pozitif düşünün. Ha, pozitif düşünürsek hayat bize çıkar yollar sunar değil mi? Ama öyle olmuyor işte. Nahil'e şansımı kör düğüm yapmış ya. Gordiyon düğümü gibi. Hadi. Kolay gelsin Yusuf abi. Oo, Sinan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Ya son verdiğim siparişleri restorana gönderdin değil mi? Gönderdim evladım. Sağ ol. Sinan'ım. Bugün şanslı günüm. İstediğim mantarlar geldi. Hem de yarı fiyatına. İyi de bunların yurt içine satışı yok ki abi. Nasıl ikna ettin? Bahtına çıkmış be evladım. Bunlar elmas değerinde biliyorsun değil mi Yusuf abi? Evet. Çok teşekkür ederim. Hayatındaki bu şanssızlığı kıracaksın kızım. Bu kördüğümü çözeceksin. Tolga? O bir mesaj almalı. Araba geliyor. Hey, dur! Hayır ya. Hayır, 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 hayır. Demir lastiği dermiş geçmiş. Demiri çıkarsak bile lastiği değiştirmen şart. Ya gece yapsanız olmuyor mu bu işleri? Ya bir bitmedi şu asfalt işleriniz. Şart mı? Ne güzel yoluma gidecektim. Halka hizmet götürmeyecek mi? Götürün, götürün, götürün. Ya sen niye sırıtıp duruyorsun? Komik bir durum mu var ortada? Benim mizacım böyle. Ay ne şeker. Keşke şuraya bir uyur levhası dikseydiniz de ben de nereye gittiğimi görseydim ya. Güler yüzü emekçi kardeşim. Koyduk. Küçük Burcu babacığım. Koyduk. Emme şoförlere. Senin gibi daima gözü yukarılarda olanlar tabii göremiyor. Gülersiz olduğumuz kadar şakacı ve çok bilmişiz de. Çok güzel. O zaman bana şunu da söyler misin güler yüzlü kardeşim? Ben bu arabayı ne yapacağım şimdi? Vallahi kollarını sıva, lastiğini değiştir. Herkesin işi gücü var. Hadi arkadaşlar. Ben nasıl değiştireyim bu lastiği? Ben işe geç kaldım ben. Allah Allah ya. Hayır ya, hayır ya.
Allah Allah. Pelin Hanım arıyor. Aç bakayım ne istiyor? Alo. Buyurun Pelin Hanım. Übeyir, benim arabam lastiği patladı. Bizim çiçekçinin oradayım. Gel arabayı al. Yardım et, acelem var. Ne diyor? Lastiği patlamış, acelesi varmış, yardım et diyor. Hadi fırla fırla fırla. Geliyorum Pelin Hanım. Tamam. Çay da içemedik ha. Serkan, sabah getirdiğim trüf mantarlarını kaldırmayı unutma. Tamamdır şefim. Günaydın dedim, duymadın mı? Benim için gün ayalı çok oldu. Şey yapalım, ben sana yardım edeyim. Dikkat et, yanarsın. Oh, yandı bile. Neyse, zamanla öğreneceğim artık bunları değil mi? Saat kaç? Ya çok özür dilerim, gerçekten geç kaldığımın farkındayım ama... ya başıma gelmeyen kalmadı. Yolda çok trafik vardı, tamam ben de trafikten kaçmak için yan yola gireyim. Dikkat! Ya yan yolda da varmış, çalışma varmış, görmedim. Arabayla içine daldım, arabanın lastiği patladı. Sonra arabayı orada bırakmak zorunda kaldım. Sonra yağmur başladı birden. Ben de ne yapayım, taksi aramaya başladım. Taksiler hepsi dolu geçiyor, Hiçbiri durmadı yani. Duranların hepsini de başkası kaptı. Neyse en sonunda böyle bir taksi buldum geldim. Baksana şu halime böyle geldim yani. Islandım, sırılsıklam oldu. İnek daha kaçtı, daha yandı, bitti, kül oldu. Ya nasıl bir günse artık. Ve sürekli saçma sapan espriler yapan insanlarla karşılaşıyorum. Serkan, dışarıda yağmur yağıyor mu? Yağmıyor. Ama karşıda güldür güldür gerçekten. Ya niye inanmıyorsun bana gerçekten? Serkan, bana hazırladığım kremayı getirir misin? Hemen. Kızmadın değil mi? Niye kızayım ki? Çalışmak istemiyorsan bu senin sorunun. Benim için hava hoş. Onca badire atlattım. Çalışacağım. Tabii ki çalışacağım. Hatta ilk işim bu olsun. Ha? Ben bunu kaldırayım. Film bırakır mısın şunu? Böyle getir götür işlerini asistanlar yapar. Tamam, sen bırak ben yapacağım. Hayır bırakman lazım. Pelin düşüreceksin. Ya ver bana ben götürürüm. Pelin bir saniye bekle Pelin. Çok özür dilerim. Gerçekten üstünü başına batırdım. Ben hemen üstünü başını temizleyeceğim senin. Ya ben sabahtan beri bunları parlatmaya çalışıyordum ya. Özür dilerim. Her şeyi telafi edeceğim. Tamam her şeyi telafi edeceğim. Söz veriyorum gerçekten. Bu yağ lekesi onu silmezsek geçmez. Gerek yok Pelin. Tamam. Pelin gerek yok dedim. O zaman yapalım o zaman. Bunu verelim. Kuru temizlemeye verelim. Bak ver. Hayır dokunma bırak. Ben kuru bırak. Temizlemeye götüreyim. Pelin, ben burada beklerim. Temizlenene kadar Pelin, beklerim. Bırak ben sana dedim. Pelin bırak dedim. Pelin bırak. Gitti mantarlar. Hemen bir koşu gidip alayım o mantarlardan marketten o zaman değil mi? Ha, bulursan alırsın. İki saatlik çalışmam çöpe gitti. Mutfağı birbirine kattı resmen. Sinan sen şimdi bu kızı işe mi aldın abi? Hem de bu beceriksizlikle. Oğlum iki güne kalmaz batarız ya. Sonra bu kız diyetisyen değil mi? Ne işi var bizim mutfakta? Madem rüzgar tersten esiyor, biz de rüzgarın estiği yöne doğru savrulacağız. Sinan, bilmece gibi konuşma abi. Açık açık söyle, ne kovalıyorsun? Küçük bir oyun oynamaya karar verdim Bülent. Pelin Hanım için hasat vakti geldi. Ektiğini biçecek. Benim yüreğim kavrulurken, o attığı kahkahaların bir bedeli olmalıydı değil mi? Sen yapacaksın bunu. Oğlum sen yufka yürekli adamsın, beceremezsin böyle şeyleri. Bırak uğraşma. Bana yaptığı kadar sert olmaz belki ama biz buna tatlı intikam diyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.